11. soru aşağıdakilerden hangisi? 3x artı 5 ya. 2 tane düzlem vermiş. Bu düzlemlerin ara kesit doğrusunun parametrik denklemleridir. Çok klasik bir soru. 2 tane düzlem var. Bunların normal vektörleri var. N1 vektörü 3i artı 5 j artı 2k. X, katsayıları kat sayıları. N2 ise 2i artı 4 G artı 3K. Bunlar bu iki düzlemin normal vektörleri. Bu iki düzleme dik vektörler. Arakesit doğrusunda hatırlarsanız şöyle yapıyorduk. N1 ile N2'nin, N1 ile N2'nin vektörel çarpımı neyi veriyordu? Arakesit doğrusunun doğrultusunu veriyordu. IJK yazdık. N1 3 5 2, N2 2 4 3 i'yi kapattık. 15-8 7 i'yi yaptı. j'yi kapattık. 9-4 5 çıktı. j'yi yazar, yazarken bulduğumuz sonucun negatifini yazıyoruz. k'yı kapattık. 3 kere 4 12 10 2 yaptı. Artı 2 k. Bu aradığımız doğrunun doğrultusu. Şimdi ara kesit doğrusunun parametrik denklemini yazmak istiyoruz. Bir doğrunun denklemini yazabilmek için üç boyutta bir doğrultuya bir de noktaya ihtiyacımız var. Nokta dediğimiz şey ne olacak? Ara kesit üzerinde olacak. Yani her iki düzlemi de sağlayan bir noktaya ihtiyacımız var. 3x artı 5y artı 2z eşittir. Eksi 1. 2x artı 4y artı 3z eşittir. 1. Her ikisinde sağlayan ortak bir noktaya ihtiyacımız var. Şıklardan kopya çekebiliriz. Ee, mesela şurada 1 0 1 sağlar mı? Bakabilirsiniz. 1 0 1 mesela burayı sağlamıyor. C şıkkıymış cevap. Böyle deneyerek, deneyerek noktayı bulabiliriz ya da ortak bir nokta bulmaya çalışabiliriz her ikisinde sağlayan. Mesela Z'yi sıfırlarsak alsak Z 0 verelim. Buradan x ve y'leri bulabilirim. 2'ye 2'lik 2, 2, 2 birim yani 2 denklemden oluşan bir denklem sistemi çözümünü bulabilirim. Z'sini zaten 0 kabul ettim. Buradan çözümleri elde edebilirdik. Şıklardan kopya çekelim dedik. C şıkkı mesela bunu sağlar mı diye kontrol edelim. C şıkkında eksi 1 0 1 noktası. Eksi 1 0 1 noktası. Eksi 1 1 koyarsak eksi 1 verir. Y'leri 0 aldık. Y'leri 0 versek mesela şöyle 2'ye 2, 2 bilinmeyen, 2 denklemden oluşan bir şey oluşuyor. Buradan x eşittir eksi 1, z eşittir 1 gelir. Şuradan da baktığınız zaman tutuyor. Bu nokta her iki düzlemin üzerinde. Tekrar edeyim. Işıklara bakmadan nasıl çözerdik. Bir tanesini fixleyin. Bir tane x, y, z değişkenlerinden bir tanesini istediğiniz sayıyı atayın. Mesela y'ye 0 vermiş olsaydık şu sayı çıkacaktı. çıkacaktı. x'e 0 verirsek Şurada bir denklem oluşacaktı. Denklem sistemi oluşacaktı. Buradan y ve z'yi bulabilirdik. x'e 0 vermek zorunda değiliz. İstediğimiz sayıyı verebiliriz. Sonsuz tane çözüm var sonuçta. Biz bir tanesini bulmaya çalışıyoruz. Noktamız bu. Doğrultumuz da bu. O zaman parametrik denklem şöyle yazılıyordu. x, y, z eksi 1 yazdık. Buraya sıfır yazdık. Buraya bir yazdık. 7 var. Yanına bir parametre ekledik. T. Eksi 5 var. Eksi 5 yanına bir parametre ekledik. 2 var. 2 T. Şıklara baktığımız zaman bunu sağlayan C şıkkı var. 12'nin soru. aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? X eşittir 1. R kare de 1 doğrudur. Bu doğru. 2 boyutta X eşittir 1. Şöyle bir doğru verir. Bu doğru. C'ye bakalım. X artı 2'ye R küpte bir düzlemdir. Evet düzlemdir. R küpte zaten doğrunun denklemi böyle yazılamaz. AX artı B'ye artı CZ eşittir de bu formattaki tüm denklemler reküpte bir düzlem belirtir. Bu doğrudur. 2x artı y eşittir 5 ve y eşittir 2 reküpte bir doğrudur. Evet zaten y yerine 2 verdiğimiz için şurada 2 koyalım. 2x eşittir 5 yapar. 2x eşittir 5. Yani x eşittir 5 bölü 2. x'i sabit, y'si sabit, z'si değişken. Şöyle 3 boyutta düşünürsek. x'i kaç? 5 bölü 2. y'si kaç? 2. Şurası olsun. Ee, x ve y'ler hiç değişmediği için, z'ler değiştiği için şöyle z'leri değiştirince böyle bir doğru oluşur. Bu doğru. Buna demiş ki reküpte bir noktadır. x'e 1, y'ye 5 veriyorsam y5 ise z de fixtir. x, y, z hepsi sabit bir sayı aldıkları için tek bir nokta belirtir. Bu da doğru. Bu yanlışmış. Bu neden yanlış? x eşittir 2, y eşittir 3. r bir noktadır. Hayır değildir. x2, y3 olsa şu nokta ama z'si belli değil. z'si istediği sayıyı alabildiği için nokta değil. Doğru belirtir. Cevap Bursa. 13 basit bir soru, bir tane doğru verilmiş, bu doğrunun düzlemle kesişimi soruyor. Doğruyla düzlem tek bir noktada kesişir. Kesiştiği yeri bulabilmek için de x, y, z gördüğümüz yere bu parametrik denklemleri yazmamız lazım. 2x, 2x, x gördüğümüz yere 1 artı 2t yazıyoruz. 2 katını aldığımız için 2 artı 4t yapar. Eksi 3y, bunu eksi 3 ile çarparsak. Eksi 3 artı 3t yapar. Eksi 2z bunu eksi 2 ile çarparsak. Eksi 6t kaç yapacakmış? 1 yapacakmış. 4, 3, 7, eksi 6, 1. 1t. 2, eksi 3, eksi 1 yapar. Karşıya e, artı 1 olarak geçer. t eşittir. 2 olacakmış aradığımız parametre. t yerine 2 koyarsak burası 4, 5 yapar. t yerine 2 koyarsak eksi 1 yapar. Burası 6 yapar. 5 eksi 1 6 cevabına ulaşırız. Vektör değerli bir fonksiyonumuz var. 14. soruda bunun uzunluğu 3 ise ne demiş? T 0 1 aralığındaki uzunluğu 3 birim ise C kaçtır? C nerede? Şurada C verilmiş. Bu C kaçtır? T 0 ile 1 arası 0'dan 1'e kadar integral ne yapıyorduk? Şunun boyunu hesaplıyorduk. R türevi T'nin boyu dt. Bunu hesaplıyorduk. R türev t'yi hesaplayalım önce. R türev t ne olacak? Kök c i sinüs 2t'nin 2 kosinüs 2t j kosinüs 2t'nin türevi eksi 2 sinüs 2t k. R türev t'nin boyunu hesaplarsak Karekök C'nin karesi C. Bunun karesi artı bunun karesi 4 gelir. Karekökün içinde C artı 4. Buraya karekök içinde C artı 4 koyuyoruz. Sıfırdan 1'e kadar DT. Bunun integrali ne olacak? Karekökün kare içinde C artı 4 T. 0 ve 1 koyuyoruz. 1 koyunca yeterli. Karekök C artı 4 çıkar. 0 koyunca 0 çıkıyor bunun 3 olması isteniyormuş. Eşittir 3 dersek buranın 9 olması lazım ve C'nin 5 olması gerekir. 15. soru olması lazım. Evet 15. soru. Vektör değerli bir fonksiyonumuz var. T eşittir 0'daki birim teğet vektördür. Teğet vektör dediği için öncelikle türeve ihtiyacımız var. E üzeri 2T, 2E üzeri 2T i ln 1 artı t kare içinin türevinden 2t gelir bölü içi 1 artı t kare bu j'nin katsayısı eksi kök 2 gelir bu da k'nın katsayısı olur. Bu r'nin türevi. Bunu ne yapacağız? Birim yapacağız. Nasıl birim yaparız? Boyuna bölerek r türev t'nin boyuna bölüyoruz. Yukarısı aynen kalıyor. 2t bölü karekök 1 artı t kare karekök yok pardon. 1 artı t kare eksi kök 2 k olur. Payda ya da bunun boyunu yazarsak karekökün içinde boy nasıl hesaplanır? Her bileşenin karesini alıp topluyoruz. 4 e üzeri 4 t bunun karesi 4 t kare 4 t kare payda da 1 artı t karenin karesi ve bunun karesi buradan da artı 2 gelir. Şimdi bunu d eşittir 0'da hesaplamamız istendiği için bu karmaşa ortadan kalkacak şimdi. t yerine 0 koyarsak e üzeri 0 1 2 i 0 koyarsak burası gitti. Artı 0 j yazmama gerek yok. Burada zaten t olmadığı için 2 i eksi kök 2 k gelir. Paydada ise kare kök e üzeri 0 burası 1 yapar. Başında 4 var. Burası 0 burası da 2 olduğu için paydası 4 artı 2 kök 6 yapar. Yani 2 bölü kök 6 0 kök 2 bölü kök 6 gelir. Şurası eksi. Bu hangisinde var? E şıkkında var. 1 bölü kök 6 parantezine alırsak E çıkar. 16. soruda bir yüzey bir şekil verilmiş. Bunu tanımlayan denklem nedir? Buna dikkatli baktığınız zaman x'lerin daima negatif olduğunu görürsünüz. x'lerin daima negatif olduğu şık e, a şıkkında var. x'i çekersek eksi y kare eksi z kare x minimum sıfır olabilir. Maksimum sıfır olabilir. Daha sonra negatif değerler alıyor. a şıkkı buna uyuyor. B'de bakarsak x'ler pozitifte negatifte olabilir. x kare olduğu için x kare artı 4 z kare eşittir y kare x'in pozitif olduğu bir Çözüm bulunabilir. Bu olmaz. x kare artı y kare artı z kare eşittir sıfır demek. x'e y z'ye sıfır demektir. O zaman hepsi sıfır olacaksa tek bir nokta belirtir. c'yi de atabiliriz. 4 x kare olarak bunu çekersek 4 x kare eksi z eksi y kare yapar. Eksi y kare evet daima negatiftir. y kare pozitif olduğu için. Burası Burası eğer pozitif bir sonuç çıkarsa x kareden dolayı x kare x'e pozitif de değer verebilirim. negatifte de değer verebilirim. O yüzden x'e pozitif değer verebiliyorsam bunu da atarız. Aynı mantıkla x kare y kare eksi z kare pozitif çıkartabiliriz. O zaman x de pozitif olabilir. Bu da gider. Cevap a olur. Bu şeklin ismi paraboloid. Paraboloid denklemi olarak da a şıkkı var. D şıkkı da para ama dediğimiz şartı sağlamıyor. x'lerin daima negatif olma şartını sağlamıyor. Daima negatif olarak A şıkkı var. x'ler daima negatif A şıkkında. 17. soru. Aşağıdakiler aşağıdaki kuadratik aşağıdaki denklemlerden hangisi bir hiperboloid tanımlar? Şimdi bunlar da şöyle yapıyoruz. Birincisinde zaten basit x kare y kare z kare'dir. Bu bir küre belirtir. Bu değil biz hiperboloid arıyoruz. Şöyle yapabiliriz. Mesela kesitler olarak bakabiliriz. Y'ye 0 verdiğimiz zaman ne gelir? X artı Z kare eşittir 1. Ne gelir? Bunun ismi parabol. Z eşittir 0 verirsek X artı Y kare eşittir 1. Bu da bir parabol. İki tane aynı şekilden bulduğumuz zaman ki genelde buluruz zaten. Parabol parabol. O oluşan şeklin ismi paraboloid olur. Y ekseniyle ve Y eşitliği sıfır düzlemi ve Z eşitliği sıfır düzlemiyle kestik. Kesitlerin her ikisi de parabol olduğu için bu şeklin ismi paraboloid olur. Yani hiperboloid değil. Şunda da benzer işlemleri yaparsak Y'ye sıfır var. Z'ye sıfır var. X eşittir Y kare. X eşittir Z kare. Kesitleri gelir. Bunlar parabol oldukları için paraboloid olur. Bunun ismi de Burada bakarsak yine y'ye 0 verirsek x eşittir eksi z kare parabol z'ye 0 verirsek o da parabol bu da parabol cevap b kaldı bu nasıl olur y'ye sıfır versek mesela z kare eksi x kare eşittir Bir. bu ne denklemiydi hiperbol denklemi y'ye 0 verdik z'ye 0 versek y kare eksi x kare eşittir 1 bu da hiperbol denklemi İki tane hiperbol bulduk kesit olarak. O zaman bu şeklin ismi hiperboloid olur. 18. soru tanım kümesi sorusu. Sinüsün içinde x kare eksi y var. Sinüsün içer içerisine her şeyi koyabiliriz. O yüzden burada bir kısıtlama yok. Şurada kare kök var. Kare kökün içi x kare eksi 1. x kare eksi 1 ne olmalı? Büyük eşit sıfır olmalı. Yani x kare büyük eşit 1 olmalı. Üçüncüde ise elenden dolayı bir kısıtlama var. Elenin içi pozitif olmalı. y artı bir. Ne olmalı? Pozitif. Eşitlik yok. O zaman y eksi birden büyük olmalı. X kare birden büyük X e ise burada iki tane durum olur. X'ler ya birden büyük olmalı ya da eksi birden küçük eşit olmalı. Şuna bakalım önce. X'ler eksi birden küçük olursa. X'ler eksi birden küçük olursa Şurası eksi birden küçük diyelim. O zaman negatif bir sayı. Y negatif olamaz o zaman. Y pozitiftir. Her iki tarafı ya da şöyle düşünelim. Her iki tarafı x'e bölsem öyle düşüneyim. Her iki tarafı x'e bölersem x negatif bir sayı olarak kabul ettiğimiz için şu, şuna karşılık bir çözüm arıyoruz x'ler negatif olduğu için bu yön değiştirir. Eksi 1 bölü x olur. Y küçük eksi 1 bölü x olur eğer x'ler eksi 1'den küçük olursa. A şıkkında görüyorum bunu. Eğer x 1'den büyük olursa bu pozitif. Pozitif olduğu için her iki tarafı x'e böldüğümüz zaman bu yön değiştirmez. Y büyük olur. Eksi 1 bölü x'ten. Bu A şıkkında var cevabımız A şıkkı olur. Diğerlerine bakmaya gerek yok. Direkt olarak sonucu bulabildik zaten. X böyle olursa Y her iki tarafı X'e bölüyorum şuradaki denklemden. X'ler negatif olduğu için yön değiştiriyor. Eğer X'i pozitif olarak kabul edersek X'e bölünce şu denklemde işaret eşitsizlik yön değiştirmiyor. Bu iki çözümün birleşimi A şıkkı. 19. soru aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Cevap A'ymış. B'ye bakarsak x yerine 1, y yerine eksi 1 yazarsak ek kare yapar. Bu 1 olmaz. Ek kare yapar. B doğru değil. 1, 1 yazarsak 1 bölü sinüs 1 bölü x y, sinüs 1 bölü x y, sinüs 1 bölü x y, aşağıda da 1 bölü x y var. Şunu hatırlayabilirsiniz. Sinüs x bölü x limiti, limit x sıfıra giderken bu 1'di. Pardon. Bu tam olarak o değil. Çünkü burası sıfır değil. 1 bölü sıfır yapıyor. 1 bölü sıfır yapıyor. Bu o zaman 1 olmaz. Yani C doğru olamaz. Bu 1 değil. Şu versiyona uymuyor çünkü. D şıkkında x kare artı x y kare artı 3 x y artı 3 y küp x artı 3 y var aşağıda. Burada sadeleştirme yapabiliyoruz galiba. Şunla şunu ortak paranteze alırsak x çarpı x artı 3 y artı y kare parantezine alırsak şurada x artı 3 y x artı 3y. Burada da x artı 3y parantezine alırsak x artı y kare gelir. Paydasında da x artı 3y vardı. Şuraya x artı 3y yazarsak bunlar sadeleşir. Sadece bu kalır. x eksi 3 y 1'e gittiği için eksi 3 y 1'e gidiyormuş. Artı 1 ne çıkar? Eksi 2 çıkar. Bu da gitti. 8 8 verirsek 0 bölü 0 geldiğini görüyoruz. Burada eşlenikle çarpma yapabiliriz. Bu belirsizliği yok edebiliriz. x artı y eksi 16 ya da x artı y eksi 16'yı 2 kare fark olarak da düşünebilirim. Bunun karesi eksi 4'ün karesi olarak düşünürsem bunu ben kök x artı y artı 4 çarpı kök x artı y eksi 4 olarak yazabilirim. Aşağıda da kök x artı y eksi 4 var. Yani şunlar birbirini götürür. Bu kalır. Belirsizlik gitti. 8 8 verirsek 16. 16 dışarı 4 olarak çıkar. 4 de burada olduğu için 8 çıkması lazım. Bu da gitti. O yüzden cevap A kaldı. Buna bakalım. X ve Y yerine 0 yazarsak sinüs pi bölü 2 ne çıkar? 1 çıkar. 1 bölü pi bölü 2. 2 bölü pi yapar. Böylelikle çözümleri bitirmiş oluyoruz.